Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Altaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan başlıklarını sizlerle buluşturacağız diyelim ve efendim bültenimize geçelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Bilecik'te 742. Söğüt Ertuğrul Gazi Anma ve Yörük Şenliklerinde konuştu. Kurtulmuş biz kökü mazide olan ama atiye doğru uzanan bir milletiz dedi. Hep beraber devleti güçlü kılmak için insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hareket eden kerim devlet anlayışımız ve maneviyatımızı kuşanan, şecaatimizi kuşatan ve hiçbir zaman unutmayacağımız bir gaza ruhumuz, bir gazavat ruhumuz. Tarihi böyle bir hikaye okur gibi değil, geleceğe doğru ders çıkartmak için okuyacağız, göreceğiz ve inanacağız. Şimdi huzurunda bulunmaktan şeref duyduğumuz Ertuğrul Gazi Hazretleri, o ufacık imkanlarıyla, o 700 haneli ya da 400 haneli obasıyla bir cihan devletini kurup ve ondan sonra gelenler de bugüne kadar bize miras bıraktıysa, şimdi size sormam gerekir. Bizim için durmak, duraksamak, yerinde saymak mümkün müdür, caiz midir? Hayır değil. Duramayız. İki günümüz eşit olamaz. Hele hele geriye hiç gidemeyiz. Onun için tarihten aldığımız bu ruhla, milli şuurumuzla daha ileriye doğru gideceğiz. Ordu'nun Gölkö ilçesinde yaşayan Dürdane Akyüz, halk arasında Goruk olarak bilinen, içi boş fındık almaya gelen 3 kişi tarafından saldırıya uğradı. Yüzünden yaralanan kadın tedaviye alınırken şüphelilerse gözaltına alındı. Koruk fındık yüzünden yaşlı kadını darp ettiler. Gölkö ilçesi Bayıralan mahallesinde halk arasında Goruk olarak bilinen içi boş fındık almaya gelen 3 kişi Dürdane Akyüz'ün yanına gitti. Taraflar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden ikisi yaşlı kadını dövdü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralanan Akyüz ilk müdahalesinin ardından Gölköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmanın soruşturması devam ediyor. Ordu'nun İkizce ilçesinde bir eve baskın yapan polis ekipleri esrar üretimi için bahçeye ekilmiş kenevir bitkilerini ele geçirdi. İkizce İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri takibe aldıkları vatandaşın evinin bahçesinde ele geçirdikleri kenevirleri imha ederek şahsı da gözaltına aldı diyelim efendim ve bir sonraki haberimize geçelim. Ordu'da kahverengi kokarca kabusu devam ediyor. Fas'ta'nın Meşebükü mahallesinde yaşayan fındık üreticisi Ahmet Şanlı da kahverengi kokarca istilası nedeniyle fındığını hasat edemedi. Diğer fındık üreticilerine de seslenerek kahverengi kokarcanın görüldüğü yerde imha edilmesi gerektiği konusunda uyardı. Kahverengi kokarca bahçesini istila etti. Fındığını hasat edemedi. Şimdi şu anda bu bahçede fındık hepsi yerde. Ben 400 kilo fındığı toplamadım. Hiç elimi sürmedim. Çünkü boş, çürük. Onun için yani milli bir üründür. Yani toplanmaz öyle bir fındık ve satılmaz da yani. Ordu'da fındık bahçelerinde kahverengi kokarca popülasyonu artmaya devam ediyor. Yani hiç toplamadım ben. Yerde 300-400 kilo fındığı bıraktım. Vicdanen de toplamadım. Çünkü yani boş, çürük çoktu. Yani bu fındık milli bir üründür. Bunu tabii ki diğer arkadaşlar, insanlar toplamasa adam insanlar onunla geçiniyor. O yüzden toplamıştır ama ben toplanacak fındık olduğunu düşünmüyordum. Kokarca'nın en çok görüldüğü ve adeta üreticinin kabusu haline gelen bölgelerin başında ise Fatsa ilçesi Meşebükü mahallesi geliyor. Bu genelinde Meşebükü mahallesinin tüm evlerinde var. Ama sağ olsun Haydar Başkanım, yani Fatsa Ziraat Odası Başkanı ile görüşmüştük. Geldiler buraya Ziraat Odası Başkanı Haydar Bey filan. Samsun Karadeniz Araştırma Enstitüsü'nden de geldiler. İşte tuzaklar kurdular, topladılar sağ olsunlar, gittiler. Şu anda biyolojik bir araştırma yapıyorlar.
Yani buna arı üretiliyor. Bu seneye arı bir kısmı bırakılacak. Fındık üreticisi Ahmet Şanlı ise kokarcalar nedeniyle bu yıl fındığını hasat edemedi. Önceki yıllarda kokarcanın bahçelerde bu kadar olmadığını söyleyen Ahmet Şanlı, bu yılsa çok ciddi bir artış yaşandığını belirtti. Kokarca evlere girmeye başladı, yani kışlamaya girmeye başladı. Kokarca şu anda azaldı ama yani böyle kendini kışlamaya yer arıyor. Oralara gidi. Bizim şu andaki mücadelemiz orada olması lazım. Yani evlerde, yani samanlıklarda burada olması lazım. Orada yapacağız, orada ilaçlayacağız. Yani maksat bunu Mayıs'ta dışarıya çıkarmayacaksınız. Dışarıya çıktın mı bu seneye yine çoğalacak. Şu anla diğer fındık üreticilerine de seslenerek kahverengi kokarcanın görüldüğü yerde imha edilmesi gerektiği konusunda uyardı. 3 yıldır burada. Bu yıl çok popülasyon var, çok var. O yüzden bu yıl biz o yüzden fındıktan vazgeçtik. Yani çok olduğu için fındıktan vazgeçtik, bizi bitirdi. Ama ne yapmamız lazım? Ben küçük bir mücadele, diğer çiftçi, her çiftçi kendine göre bir mücadeleye başlayacak, zira ilaçlama yapacak. Yani benim bahçeden onu atlıyor, onun bahçeden onu atlıyor değil, herkes bir ilaçlama yapacak. Yani bizim artık yani bu insanların fındık geliri var, canı yandı. Tabii ki canı yanan insan da ilacını atacak. Tüm okullarda artık hazırlıklar tamamlandı. Yeni eğitim öğretim yılı artık başlıyor. Yaz tatilinin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci için yarın ilk ders zili çalacak. Son ders zili 16 Haziran'da çalmış, 19 milyondan fazla öğrenci karne almıştı. 3 aylık yaz tatili sona erdi. Öğrenciler için eğitim maratonu tekrar başlıyor. Okul öncesi ilkokul 1 ve lise 9. sınıfa adım atan öğrenciler için uyum haftası 4 Eylül'de başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarında diğer sınıflar için de 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ders zili yarın çalacak. Okullar hazırlıklarını tamamladı. Öğrenciler artık okullarına kavuşacak. Ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar okullara ulaştırıldı. Öğrenci güvenliği ile ilgili gerekli tedbirler de alındı. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini daha önce açıklamıştı. Eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 10 Kasım'dan itibaren bir hafta sürecek. Öğrenciler ilk dönem karnelerini 19 Ocak Cuma günü alacak. 2 haftalık yarı yıl tatilinin ardından 5 Şubat Pazartesi okullar yeniden açılacak. İkinci sömestr yaklaşık 4 ay sürecek. 5 Nisan'da bir haftalık ara tatil var. İlk ve orta dereceli okullar 14 Haziran'da kapanacak ve milyonlarca öğrenci yaz tatiline çıkacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi 8-10 Eylül tarihlerinde Boztepe'de düzenlediği yamaç paraşütü ve foto maraton yarışması festivalini yoğun katılımla gerçekleştirdi. Yeşille mavinin birleştiği ve ordunun doyumsuz manzarasının yer aldığı festivali vatandaşlar da yoğun bir ilgiyle takip etti. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen festivale 75'in üzerinde yamaç paraşütü pilotu ve fotoğrafçı katıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Yamaç Paraşütü Festivali'nde Boztepe'den kalkış yapan paraşütçüler Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı Kaykay Pisti yanı kumsal alanına iniş gerçekleştirdiler. Türkiye'nin dört bir noktasından festival için Ordu'ya gelen paraşüt tutkunları Boztepe'den atlayış gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği atlayışlar öncesi yapılan hazırlıklar ve paraşütçülerin yükselişi vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayıt altına alındı. Yamaç paraşütü pilotları ordunun mükemmel doğasında uçmanın keyfini çıkardıklarını söyledi.
Biraz sonra yaklaşık 15-20 paraşüt ordunun yeşili ve mavisiyle beraber paraşüt renkleriyle beraber gökyüzünü süsleyecek. Allah izin verirse kazası belası bir şekilde bu festivali tamamlamaya çalışacağız. Ben buradan desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediyesi Sayın Doktor Mehmet İlmi Güler Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Kazası belası bir şekilde uçuşlarımızı tamamlayıp festivalimizi tamamlamış olacağız. Bizlere bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet İlmi Güler Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ordu için çok güzel, büyük bir tanıtım diyorum bence. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ve yurt dışından gelen arkadaşlarımız var, pilot arkadaşlarımız. Gittiğimiz her yerde orduyu en güzel şekilde anlatacağımıza inanıyorum. Ve bunların devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok beğendik. Buralı mısınız? Hayır, Tokat. Tokatlısınız. Nasıl evet. Yani böyle bir şey daha önce görmüş müydünüz? Heyecanlı, çok güzel, yeri de güzel. Cesaretim olsa ben de binerim ama biraz cesaret gerektiriyor tabii. Ama tabii böyle Fethiye'de olsun, işte Antalya'da, Kemer'de olsun bu tür yerleri gördüğümüzde bir izliyoruz bakalım. Yakından ilk defa görüyorsunuz. Yakından ilk defa görüyorum, bu kadar yakından. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen festival kapsamında yapılan yarışmada verilecek ödüller de belli oldu. Buna göre birinciye 15.000 TL, ikinciye 7.500 TL, üçüncüye 5.000 TL ödül verilecek yarışmada. Ayrıca 2 adet mansiyona 1500 TL, 20 adet fotoğrafa sergileme ve 2 adet fotoğrafa 1000 TL mobil kategori ödülü verilecek. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu'da ilçe kongrelerine devam ediyor. Gerçekleştirilen ilçe kongreleri sonucunda Akkuş'ta ilçe başkanlığına Murat Tiryaki, Korgan'da Yüksel Dere, Kumru'da Caner Gürgezoğlu, Ünye'de Murtaza Hacı İmamoğlu seçildi. Ayrıca ilçemizde bir milletvekili adayı gösterilmesi konusunda gerekli çabayı sağlamış. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu'da ilçe kongrelerine devam ediyor. Kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Kongrenin ilk durağı ise Korgan ilçesi oldu. Divan Kurulu ve ilçe teşkilat üyelerinin de yer aldığı kongrede ilçe başkanı Yüksel Dere seçildi. İkili aday gösterilmesi konusunda gerekli çabayı sağlamış bir milletvekili adayımız gösterilmiştir. Kumru'da gerçekleştirilen kongrede ise Caner Gürgezoğlu güven tazeleyerek yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Akkuş ilçesinde gerçekleştirilen kongreye ilçe belediye başkanı İsa Demirci de katılan isimler arasında yer aldı. Gerçekleştirilen kongrede Murat Tiryaki ilçe başkanlığına seçildi. İlçe başkanı Murat Tiryaki destekleri nedeniyle aynı zamanda divan başkanı olan Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlı Türk'e teşekkür etti. Sayın vekille parti içinde çeşitli kademelerde beraber görev yaptık ve hiçbir zaman verilen görevden kaçmadık. Bugün de bize verilen görevi yerine getirmekte onur ve gurur duyarız. Sayın Genel Başkanımız, Ordu Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi ülkemizin geleceği için en birine çalışmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Kongrenin son durağı ise Ünye ilçesi oldu. Kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Şimdi maliye raporu okutuyorum. Yoğun katılımın sağlandığı kongrede Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da yer aldı. Gerçekleştirilen kongre sonucunda Murtaza Hacı İmamoğlu yeniden ilçe başkanlığı görevine layık görüldü. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Elektrikli araç şarj istasyonu sayısı bakımından Ordu Karadeniz'de 3. sıraya yerleşti. Ne kadar var ya? Elektrikli aracın kullanımının artmasının ardından Türkiye genelinde şarj istasyonu sayısı ve şarj noktası da arttı. Türkiye'de 3790 şarj istasyonu bulunurken şarj noktası sayısı ise 8001 olarak açıklandı. Bilindiği gibi Türkiye'de yaklaşık 35 bin şarj edilebilir elektrikli araç var. Türkiye'de en fazla elektrikli araç şarj istasyonu 2200'e İstanbul'da bulunuyor. En fazla elektrikli araç şarj istasyonu İstanbul'da bulunurken Ordu'da ise 37 tane elektrikli araç şarj istasyonu var.
Elektrikli araç şarj istasyonu bakımından Ordu 3. sırada yer alıyor. Karadeniz bölgesinde en fazla şarj istasyonu sayısı 97 adetle Samsun'da yer alıyor. 70 adet elektrikli şarj istasyonu sayısıyla Trabzon ise 2. sırada bulunuyor. Öte yandan Karadeniz bölgesinde elektrikli araç şarj istasyonu en azsa 4 adetle Artvin'de bulunuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in öncülüğünde tamamlanan 5. etap 100 hobi bahçesinin hak sahipleri çekilen kurayla belirlendi. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Önce engelli kardeşlerimizden çekiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Açalım. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 5. etap 100 hobi bahçesinin hak sahipleri belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. Başlasın Türkiye yüzyılı. Yarın değil, hemen şimdi diyoruz. Biliyoruz büyük bir heyecanla hobi bahçesinin şunun içerisinden çıkıp çıkmayacağını beklemek için erken saatte buraya geldiniz. Heyecanınız heyecanımız, aşkınız aşkımız, sevdanız sevdamız. Siz bizim gözümüzün nuru, başımızın tacısınız. Sizin dualarınızda 21 yıldan beri önce hizmet dedik, önce memleket dedik. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik. Mehmet Bilgin. Abim yok, Mehmet Bilgin. Yoğun katılımın olduğu Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda yapılan kura çekimi törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Genel Sekreter Sezer Cihan, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik ve kuraya katılan vatandaşlar katıldı. Esin Hanımefendi, Münire Hanım. İçerisinde 100 hobi bahçesi, 2 tuvalet, idari bina, mescit ve 130 araç kapasiteli otoparkı bulunan 5. etabın ilk kuralarını Başkan Fatma Şahin çekerek hak sahibi olanlara anahtarlığını teslim etti. A67. Törende Alleben Göleti'nde yapılacak 6. etap hobi bahçelerinin müjdesini de veren Başkan Şahin, başvuru yapanların tamamına hobi bahçesi çıkacağını söyledi. Gözümüzü kapatıp cennet hayal ettiğimizde ne geliyor aklımıza? Yeşil geliyor, su geliyor, mutlu bir aile geliyor. Bu ortamı sağlayan her ortam, talep ettiğiniz her ortam bizim görevimiz. 4 ay sonra yeni bu gösterdiğimiz yerlerde hobi bahçesini yapıp, İnşallah öbür yaz sizi hobi bahçesine almış olacağız. O şekilde söylüyorum. Kura çekimi öncesi yeşil alan çalışmaları, şehir ulaşımı için yeni projeler, metro gibi projelerle ilgili sunum yapan Başkan Fatma Şahin, vatandaşların talep ve isteklerinin giderilmesi doğrultusunda büyük gayret gösterdiklerini aktardı. Ekip karıncalar gibi çalışıyor. Gece gündüz çalışıyor. Cumartesi pazar çalışıyor. Kar demeden, kış demeden çalışıyor. Çoluk çocuk bir yerde oturalım. Çünkü çoluğu çocuğu bir arada toplamak en büyük mutluluğumuz. Bizim sevinçlerimiz paylaşınca artar, sıkıntılarımız, acılarımız da paylaşınca azalır. Biz böyle bir memleketiz, böyle bir topluluğuz. O yüzden mümkün olduğu kadar şehri yeşile boyamak için çok büyük bir gayret gösteriyoruz. Genel Sekreter Sezer Cihan'sa katılım için teşekkür ederek yeni etabımız için çalışmalara başlıyoruz dedi. Zaten buradaki bütün vatandaşlarımız çıkmayan dahil müşteri olsun. Onlara diğer hobi bahçelerini yapacağız. Başkasında olmayı sizin kendi şehrinizde olan zenginlikler, tarih, kültür, tarım, turizm her türlü başlıkta yapacak olduğumuz projelerle nasıl gelişirsiniz dediğimizde neyi anlatıyoruz biliyor musunuz? Benim anlattığım Gaziantep modelini anlatıyoruz. Münire Hanım. Talan edilen kovanlar, yenilen ballar. Arıcıların bu kez başı ayılarla dertte. Peki nasıl bir önlem alınmalı? 52 Avcılar Kulübü Başkanı Serhat Çelebioğlu anlattı. Türkiye'nin birçok coğrafyasına gittiğimiz için gördük bunları. Çok güzel elektrikli çitler yapılmış ama bu elektrikli çitler hayvanı öldürmüyor. Hayvana herhangi bir zarar vermiyor. Sadece dokunduğunda bir ufak bir elektrik çarpması. Onların voltları yüksek. Ama öldüren bir volt değil. Hayvanı ürkütüyor. Hayvan oraya bir daha geliyor. Hayvanların yaşamı şartlı refleks üstüne kurulur. Yani
Köpeği de eğitirken böyle eğitirsiniz. Kediyi de eğitirken, yani çocuğu bile eğitirken eskiden ne yapıyordunuz? Sobanın yanına gittiği zaman cıs dediğiniz zaman çocuk bir daha gitmiyordu. Şimdi hayvan da böyle. Onu kafasına yazıyor. Ben buraya gittim, bir kere çarpıldım. Bir daha gitmem diyor. Bunu bir kere bilmek lazım. Arıcıların da işleri zor. Onu biliyorum. Dağın başındalar, tekler, yalnızlar. Ama bunu yine söylüyorum. Böyle bir şeyle maruz kalıyorlarsa bunun çözümü çok daha farklı. Silah kullanarak değil, çitler var. Biz tedbirimizi alacağız, takdiri Allah'a bırakacağız ama sigorta diye bir şeyimiz de var, onları da yaptıracağız. Ama silahla bu işlerin üstesinden gelmek sadece avcılarla ve izinle. Zaten ülkemizde ayı vurmak yasak. Yani bunun cezası var, bunu herkes bilsin. Ayıyı biz kafamıza göre dur işte buna zarar verdi diye bir dahi avlayamayız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 hafta gibi kısa bir sürede yapımında sona gelinen Festival Park'ta son hazırlıkları yerinde inceleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremler sonrası projede 6 aylık gecikme olduğunu söyleyerek 6 aylık işi 6 haftada yapıyoruz dedi. Sevgili gençler, genç dostu bir Gaziantep için kendimizi yenilemeye, sizlerin taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür Yolu Festivalleri kapsamına giren 16-24 Eylül tarihlerinde yapılacak Gastroantep Kültür Yolu Festivali için yapılan Festival Park'ta sona yaklaşıldı. Burası neresi? Burası Festival Park. Önünde de neyi dinlemek istiyorsanız buraya koyup burada kendi ses tonuyla istediğiniz müziği ayarlayacak şekilde size bırakıyoruz. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekiplerinin 6 hafta gibi kısa bir sürede 54 bin metrekaresi tamamen yeşil, 11 bin metrekaresi yeşille harmanlanan yapılar olmak üzere toplam 80 bin metrekarelik alanda yaptığı çalışma festival için modern ve geniş bir alan sunacak. İstediğiniz müziği dinleyeceksiniz, istediğiniz tonda dinleyeceksiniz. Çünkü musiki ve müzik gençlerin bizden istediği en önemli talep. Bu da ne istiyorsanız onu dinleyeceğiniz bir ortam size sağlıyoruz. Güle güle kullanın. Mevcut festival parkının yanına kurulan alanın içerisinde 11 bin metrekareye oturtulmuş 5 farklı temada oluşturulmuş oyun grupları, içerisinde gençlerin telefonlarıyla DJ performansı sergileyebileceği, sokak sanatçılarının da yararlanabileceği yeşil amfi, ihtiyaçları karşılamak amacıyla her biri farklı tasarlanmış 13 dükkandan oluşan lezzet sokağı, festivaller için hazırlanan stand alanları ve etkinlik çayırı bulunuyor. Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Ayrıca alanda 2 mescit, 2 tuvalet ve 250 araçlık otopark yer alıyor. Parkta yer alan 1800 yıllık zeytin ağacını da vatandaşların görme imkanı sağlanıyor. İncelemeler sonrası açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrası ekiplerin 6 ay boyunca İslahiye ve Nurdağ hattında çalışmalar yürüttüğünü aktararak, Gastroantep'le dünyanın bütün lezzetleri, kalbi, aklı burada olacak dedi. Çok heyecanlıyız. Çok mutluyuz. Bu ekiple hakikaten büyük bir gurur duyuyoruz. Evet, 6 Şubat depremiyle bizim 6 aylık bütün ekibimiz Nurdağ İslahiye hattındaydı. Hakikaten çok zor günlerden geçtik. Şimdi iyileşiyoruz. Kültürle, sanatla iyileşiyoruz. O yüzden mekan çok önemli. Arkadaşlarımız 6 aylık gecikmeyi telafi etmek için 6 haftada 6 aylık yapılacak işi yaptılar. Olağanüstü bir çalışma var, siz de arkadan görüyorsunuz. Çünkü Gaziantep'te dünyanın bütün lezzetlerinin kalbi, aklı burada olacak. Başkan Şahin açıklamasının devamında festivallerin şehrin ekonomisine yapacağı katkılara değindi. Amacımız her ay çok önemli bir festivali buraya getirmek. Bunu hep Cannes'da örnek veriyorum. Cannes'a gittiğiniz zaman dünyanın en önemli fuarlarını her ay bir tane yapıyor. Ama o şehir ekonomisi için o kadar olağanüstü bir getirisi var ki dünyanın en iyisi geliyor. Dünyanın en iyisi geldiği zaman şehrin ekonomisi bir anda başka bir noktaya gidiyor. Bu şehir içinde bizim böyle hayalimiz, böyle bir aşkımız, böyle bir sevdamız var. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Gazi Kördeve yapılan çalışmaları ve parkın içinde barındırdığı özellikleri aktardı. Herkesi buraya davet ediyoruz. Türkiye Emekliler Platformu üyeleri Karadeniz Bölge Toplantısı için Ordu'da bir araya geldi. Platformun Genel Başkanı Mehmet Öztürk gerçekleştirilen toplantıda emekli maaşlarına iyileştirme talebinde bulundu.
Türkiye Emekliler Platformu üyeleri Karadeniz bölge toplantısı için Ordu'da bir araya geldi. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıya çevre illerdeki platform üyeleri katılım sağladı. Platformun Genel Başkanı Mehmet Öztürk toplantı öncesi platforma dair bilgiler verdi. Bizler Türkiye Bağımsız Emekliler Platformu Yönetim Kurulu olarak Türkiye'de şu anda 58 ilde 33 ilçe olmak kaydıyla 13 bin üyeyle Türkiye'de bu emeklilerin hak ve taleplerini gözetmek, savunmak ve bütün hak mücadelelerini birlikte vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dolayısıyla bu Karadeniz bölge toplantısını bunun için yapıyoruz. Karadeniz bölge toplantısında da bir konuşma gerçekleştiren Başkan Öztürk platformla birlikte Türkiye'nin dört bir yanındaki emeklileri bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Arkadaşlar bizler bu platform kurulurken 2022 Aralık tarihinde yola çıkarken arkadaşlarımızla, sizlerle hep beraber bir yol haritası koymuştuk önümüze. Elbette ki platform zaten üstünde platform insanların bir araya gelebildiği siyasi, inançsal, kimliksel düşüncelerine bakılmaksızın bir arada durabildiği bir yapıdır bu platform. Biz onun için ismine bunu platform dedik. İkincisi, peki bu platformun içerisinde öyle bir yapı olmalı, öyle bir ideolojik değil, insan vicdanına dayanan bu ülkenin gerçekleri üzerinden öyle bir yapı kuralım ki herkes burada kendini ifade etsin dedik. Bunun adına da bağımsız bir platform olsun dedik. Çünkü politik şöyle bir şeydir. Politik fikirler kendi politik fikirlerini içinde taşırlar. Dışına çıktığınız zaman o insanlarla yan yana gelemezsiniz. Biz bunu reddediyoruz. Zaten bağımsız dememizin genel anlamdaki kavramı bu. Konuşmaların ardından toplantı sona erdi. AK Parti eski grup başkan vekili 21. 22. ve 23. dönem ordu milletvekili Eyüp Faslan'ın kızı Zehra ve Enes Alp düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi. Düğüne siyasetin önemli isimlerinin yanı sıra ordu bürokrasisinin ve iş dünyasının önde gelen isimleri de katıldı. Altaş TV kameraları da bu mutluluğa şahitlik etti. Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür iradenizle Mehmet oğlu Enes Zülfü Alp Beyefendi'yi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. AK Parti eski grup başkan vekili ve 21, 22 ve 23. dönem ordu milletvekili Eyüp Fatsa'nın kızı Zehra ile Enes Alp dünya evine girdi. Çiftin nikahını Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar kıydı. Sevinçler paylaştıkça çoğalır, üzüntüler paylaştıkça azalır derler. Ben de çiftimizin ve ailelerimizin bu sevinçli anına şahit olmaktan, bu nadide toplumun huzurunda nikah akdini gerçekleştirmekten dolayı duyduğum memnuniyeti öncelikle belirtmek istiyorum. Ve daha fazla bekletmeden nikah akdimizi başlatıyorum. Siz Eyüp kızı Fatma Zehra Fatsa, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan, kendi özgür iradenizle Mehmet oğlu Enes Zülfü Alp Beyefendi'yi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Mehmet oğlu Enes Zülfü Alp, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan, kendi özgür iradenizle Eyüp kızı Fatma Zehra Fatsa hanımefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Çiftin şahitleri arasında Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlı Türk, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu eski milletvekilleri Şenel Yedi Yıldız, Ayhan Yılmaz, Rıdvan Yalçın, İçişleri Eski Bakanı İdris Naim Şahin, Ordu Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş da yer aldı. Müzik
Fatsa'da bir otelde gerçekleştirilen düğüne ilçe belediye başkanları, birçok partinin ilçe başkanları, iş dünyasının temsilcileri ve ailenin yakınları katıldı. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş geldiniz. Gelsinler de beraber. Tamam. Sağ olun. Zeki abi. Çiftin nikah cüzdanlarını ise İçişleri Eski Bakanı İdris Naim Şahin takdim etti. Bana yakın noktada bulunan Enes kardeşime hayırlı uğurlu olması dilekleriyle takdim ediyorum. O da hiç bekletmeden çok değerli eşi Zehra Hanım'a uluslararası aile cüzdanını ilk armağan olarak takdim ediyor. Hayırlı uğurlu olsun. Onlar erdiler muratlarına. Bizler de çıkalım kerevetine. Bizler de Altaş TV ailesi olarak Zehra ve Enes çiftine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Bu son haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte tekrar sizlerle birlikte olacağız. Mutlu akşamlar.